Belhan da oyundan çıkarken ne bile evren oradaydı. <laughs> Güzel bir tabir kullandı. Sabah biz bunun sohbetini yaptık. <laughs> evet. Ya ben yani tabii gerçi son dönemlerde hani çok sık maçlara gidemiyorum ama bu sene en azından biraz daha tekrar başladım ve fırsat yaratmaya çalışıyorum. Yerinde seyretmeye maçları. Çok da özlemişim, çok da hoşuma gidiyor. Ben bir takım taraftarının kendi futbolcusunu bu kadar sert şiddetli kesintisiz. ve kararlı ve kesintisiz bir şekilde yürekten. Şeydir. yürekten aynen ıslıkladığını hakikaten yani hatırlamıyorum veya tanık olmadım veya da çok az olmuştur yani. Yani Ve son iki sezonun şampiyonu takım, evet. o takımda önemli parçalarından biri. Nereden bakarsanız en bakın. En vazgeçilmezi belki de orta sahada özellikle. Tabela kalktığı an öyle bir ıslık ve uğultu oldu ki. Yani sohbetim, <laughs> yani Fenerbahçe formasıyla Emre Belezoğlu bu kadar sert ıslıklanmamıştır. Yani biraz abartarak söylüyorum ama <laughs> asla abartmıyorum ya. Hakikaten abartmıyorum. yani Gidiyoruz Ancak başlayalım. o kadar Gidiyoruz ses yani. çıkabilir yani. Çünkü şu anlamda Galatasaray yedek kulübesi ve Real Madrid yedek kulübesi ve Real Madrid'li taraftarlar hariç kalan işte 50 bine yakın insan sayısı 50 bine yakın kişi aynı anda ıslıkladılar ve yolu Tabi bunun kesintisiz olmasına neden olan şey Belhanda'nın hemen buna reaksiyon gösterip tribünlere dönüp tabii o an ne söylediğini anlayamadık ama sonradan Fransızca bilen arkadaşlarımızın ulaştığına göre söyleniyor. ağır şeyler Ağır hakaret var. Çok ağır hakaret evet. var deniyor. Yani o el hareketiyle tepki göstermeye devam ettikçe şiddeti daha da arttı. Ee, buradan fa yani dün Fatih Terim ne dedi bu konuyla alakalı sahip tarafta, çıktı taraf sahip seyirci çıktı. istemiyoruz taraftar istiyoruz evet. yani. seyirciye de tepki gösterdi şimdi hani dün biz NTV'de yayındayken övünç sordu daha bas toplantısı devam ederken evet. veya başlamışken bence ne olur dedi dedim yani Fatih Terim'in orta sahada özellikle vazgeçmediği oyuncu o yüzden bir süre daha Fatih Terim bu ilişkiyi düzeltmek ve e, bu sorunu çözmek için uğraşacaktır nitekim dün hemen ilk sinyalini verdi yani burada taraftara bir tepki gösterdi evet. Fatih Terim. Ama bu hissiyatın karşısında ne kadar durulabilir biraz zor. Ve bunun nedenlerini de şöyle bir bakacak olursak bu bir maçlık bir performansın sonucu değil. Bir, Belhanda Galatasaray'a Sneijder'ın üstüne geldi ondan bir Sneijder beklendi ama o değildi tabii ki. Bunu aslında izah ettik de, yani bir kere rolü bile sahadaki görev dağılımında bile on numara oynamadı sırtında evet. on numara olmasına rağmen. Ama derbilerde gördüğü kırmızı kartlar, ee, saha içinde umursamaz gibi görünen, bence öyle değil. Belhanda çok umursuyor yaptığı işi, en iyisini de yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta insan gördüğüne inanıyor. Umursamaz gibi görünen tavırlar ve bu sene özellikle düşük performansı ve yaptığı çok basit pas hataları olayı bu noktaya getirdi taraftarın gözünde.